Türkiye'de sistem değişikliği olduktan sonra artık yürütmenin başı Cumhurbaşkanı haline geldi. Dolayısıyla hiçbir konuda onun talimatı olmadan adım atılmıyor. Ama hiçbir konuda her kurumun açıklamasında Cumhurbaşkanı'nın talimatları ile ifadesini görebilirsiniz. Şimdi son olarak Balıklı Rum Hastanesi yangınında bu durum dikkat çekti ve öne çıktı diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaparken Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla müdahale edildiğini söyleyince bu çok konuşuldu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı sosyal medyada İBB itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anları paylaştı. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olaya derhal müdahale edildi. İktidarda yine bir Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla ezberi yaşandı. İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktığı sırada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da açıklama yapıyordu. Kalın yangına Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla müdahale edildiğini söyledi. Yangın ilk saatlerinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızla biz de konuştuk. Bütün destek konusunda talimatları var. Türkiye Partili Cumhurbaşkanı sistemine geçtikten sonra en sık duyulan ifadelerden biri oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. Bilhassa 7 bölge 81 ilin her karış toprağına binlerce vizyoner eser bırakan zatı devletlerinize, şahsım ve tüm milletimiz adına en derin şükranlarımı arz ediyor. Suyun gücü milletle buluşuyor diyor. Talimatlarınızı bekliyorum efendim. Arz ederim. Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılış törenlerinde de bu cümle değişmiyor. Bakanlar uzmanlık alanlarında konuşurken dahi bu ifadeyi kullanmaktan geri durmuyor. Bu Cumhurbaşkanlığı, partili Cumhurbaşkanlığı, hükümet sisteminde kararları bir bakan bile veremiyor. Bitti artık. Bakanlar kendi alanlardaki konularda konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla diye söze başlıyor. Çobanlığın, değerli kardeşlerim, felsefesini anlamayan, onun psikolojisini yaşamayan insan yönetemez. Ben de bir çobanım. Son olarak bu kalıp doğal afetlerin müdahale sürecine de yansıdı. Önce Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarında duyuldu. Sonra Balıklı Rum Hastanesi yangınında. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olaya derhal müdahale edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı İBB itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilen anları paylaştı. İBB itfaiyesinin kahraman neferleri Balıklı Rum Hastanesi yangınında yine önce can demiştir dedi. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise Sayın Cumhurbaşkanımıza İstanbul itfaiyesinde verdiği talimat nedeniyle müteşekkiriz mesajını paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile şu ana kadar Niğde ve Nevşehir'den patates yüklenen 10 tırdan 4'ü ilimize ulaşmış durumdadır. Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım.